Ee, Almanya'dan selam gönderiyorlar hocamızı. Çok Aleyna seviyoruz selam. diyorlar hocamızı. Almanya'nın birçok şehri, bütün e, Gurbetçi vatandaşlarımıza, e, sıla özlemi çeken herkese buradan sevgilerimiz gö gönderiyoruz. Almanya'da yaşayanların Almanya vatandaşlığına geçmesi caiz mi hocam? Biz aslen nerelilerdir sizce? Her Malatyalılar. Türkiyenin her tarafından. Malatya'lıyız diyor. Uzun zamandan beri Almanya'dayız. Almanya vatandaşlığına geçilmesi... Çifte vatandaşlık var ya. Çifte vatandaşlık. Şimdi Alman, İngiliz, Fransız tamam mı kızım? Hep korkuyorlar. Bu Türkler tavşan gibi ürüyorlar. Bir de vatandaşlık <laughs> veriyoruz bunlara. Yarın öbür gün memleketimizi istila edecekler diye korkuyorlar. Onun için ben saygı saygıdeğer seyirlerimize... Vatandaşlık alma hakkınız varsa vatandaşlık alabiliyorsanız alın, alın diyorum alın alın ama Peki. asimile olmayın asimile olmayın asimile olmak ne demek asimile olmak demek almana benzemek demektir. Asim ben bir çıkarım. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ben Belçika'da efendim bir kızcağızı... <laughs> bir bomba geliyor şu an. Tamam mı tabii? <laughs> bir kız, anlıyorum 1983 <laughs> olması lazım. Bir kızcağızı iki kardeş almışlar ortalarına. Biri sağ yanağından öpüyor, biri sol yanağından öpüyor. Belçika. Tamam mı? Caminin lokaline geldik. Dedim ki ya böyle böyle gördüm dedim ya bu. Türk müdür bu dedim ya. O Türktür hocam. Hem de senin iyi görüştüğün filanın oğludur dediler. Tamam mı kızım? Üzüm üzüme baka baka kararı. Biz Belçika'ya gittiğimizde adımlarımızı atarken köpek pisliğine ve ekmeklere basmayalım diye kılı kırk yarattık kızım. Üç gün beş gün sonra alıştık biz de. Ekmeğe basmıyorduk gerçi ama alıştık. Alıştık biz de alıştık üzüm üzüme baka baka kararır. Kültürünüzden, değerlerinizden, değerlerinizden taviz verdiğiniz diyorsun. zaman, değerlerinizden taviz verdiğiniz zaman nesliniz elinizde gider kızım. Evet. Heh, evet. Kıymetli hocam hayırlı cumalar diliyorum. Ben Neriman. Borcumuzu geri verirken paranın değer kaybını da hesaplamalı mıyız? Hesaplamamalı mıyız? Şimdi bu çok Efendim, su kaldıran bir sorudur kızım. Şimdi İslam alimlerinden. Oraya ne yazdınız hocam? Oraya bugün tarih yazıyorum ben. Ben onu ne, ne zaman kullanmışım? Bunu kullandım bir defa daha. Tamam. Bir daha kullandığım zaman hani söylüyorum ya sana. Filan tarihte. Ha burada. Vay hocam tabi, ben he? de diyorum ki yani o tarihleri nasıl aklında tutuyor. Evet ya? <laughs> yani kullanıyorum. Yazıyorum ya her zaman. Yani çevir kazanmasın olur mu? Ben bunu filan tarihte kullanmıştım hatırlayın diyorum. Onun Harikasınız Allah'ım. Evet. Şimdi şu sor sorunu bir daha sor bana. Tamam getirelim ekrana sorumuzu. Borcumuzu gelir verirken ha. paranın değer kaybını da hesaplamalı mıyız hesaplamamalı mıyız? Bak kızım ben yabancı döviz taraftarı değilim. Hı hı. Ama altınla alışveriş yapmayı daima borç verirken tavsiye ederim. Altınla. Ha. Müslüman zarar da vermemeli zarar da görmemeli. Bir kısım alimlerimiz diyorlar ki enflasyonun altında olursa almanın mahsuru yok. Ha, hatta onu mezhep imamlarımızdan birine mal ederler. Kişi hanımından ayrıldığında hanımı tütün kullanıyorsa bak tütün. Tütün kullanıyorsa kocası o tütünün de parasını vermeli diye de bir fetva vardı. Şimdi yok öyle bir şey hocam. Kimsenin kimsenin. Elhamdülillah yok tabii şimdi yok. Şimdi zaten yaşadın yaşadın. Yaşamadın ayrıldın mı? Ha? Ayrılmaya yüz tuttun mu? Dan 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 dan, dan bitti. Tamam mı kızım? Böyle namussuzca efendim elinden ekmek yedi. Namusuna bekçilik yaptığı Çocuklarına analık yaptığı bir insana sokağın ortasında kurşun sıkarak onu sera serpa Sokağa yatıran adama adam mı diyeceğim ben? Değil tabii. İnsan değil yani. Adam mı diyeceğim? Peki e, altınla alışveriş yapmanız daha... Ha şimdi geldim. Dur, Zaten çok dur, güzel dur, bir dur, şey dur, söylediniz. Şimdi dur. Nur benim paraya ihtiyacım var. Bana bir 100 milyon lira verirsen, pardon 100 bin lira verirsen 6 ay sonra paranı iade edeceğim. Nur getirdi bana 100 bin lirayı verdi. Yüz bin lira yüz altın alıyor idi. Tamam mı kızım? Altı ay sonra efendim bu para yüz altın almıyor. Kim zararda? Veren adam Veren zararda. Zarardı, tabii. Sevgili peygamberimiz borç vermeyi tavsiye eder. Borç vermeyi tavsiye eder de Müslüman zararda da görmemeli... Zarar da vermemeli. Zaten en güzel cümlenin en güzel Heh, tabii. en can alıcı yeri burası. He. Bakar mısınız şuradaki hassasiyete? Tabii. Müslüman zarar da vermemeli. Zarar da görmemeli. Kötülüklerden korunmak için okuyacağımız bir dua var mı kıymetli hocam? Ben Halim, Halime e, ve sizi severek izliyorum. Antalya'dan bizi izliyormuş Halime Hanım. E, bir dua istiyorum diyor kötülüklerden korunmak için. Kul e'ûzüb Rabbil felak. Kul e'ûzüb Rabbil Şimdi bak bunu hep söylüyorum ya ben. Eminim ki birileri diyor ki ya hoca bunlardan başka da ayet ve dua yok mu? Necmettin Hoca'ya sormuşlar Nur Saçan Hoca'ya. Demiş ki ya hep aynı ayetler okuyorsun. Ulan demiş yeni bir ayet nazil olmadığına göre konuyla ilgili o ayetler var. Onları okuyorum. Tamam mı kızım? Kulehu huzdura bil felak. Nas felak. Kulehu bin nas. Ayetel kürsi elham. Bunların üzerine bir de elem neşrah keyi ilave edersen kızım bu tadından yenmez. Emma ve lakin. Tamam mı? Emma ve lakin. Şimdi artık sabahleyin 8'i 20 geçe güneş doğarken şimdi artık İstanbul'da güneş 8'i 2 falan geçiyor. Yani aşağı düşüyor artık geriye doğru geliyor. Buna rağmen 8'e kadar hor 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 hor, hor, hor uyursan sabah namazına uyanmazsan, sabah namazının abdestiyle hayata başlamazsan, tamam mı kızım? Akşam da kumanda oraya buraya, oraya buraya, oraya buraya, <laughs> uygun geldiği zaman da yatağa, yatsı kılmazsan kızım, bu Müslüman hiçbir duadan hayır görmez. Hiçbir duadan hayır, kimse, kimse kusura bakmasın. Hiçbir duadan hayır görmez. Allah'la irtibatın ne kadar? Tamam mı? Tabii. Gel bana bir adım geleyim sana iki adım. Ne koydun avucuma ne süreyim yüzüne. Tamam mı kızım? Ne yaptığımız çok önemli. Aa, ne yaptığımız önemli. Evet. <laughs> Dinliyorum. Seyircimiz sormuş. Sonra. Ahirette namaz kılacak mıyız diyor. Ahirette namaz. <laughs> yani dünyada işi bitirdik. Ahiret kaldı. Namaz dünyada, oruç dünyada, iyilik dünyada. Tamam mı kızım? İyilik dünyada. Ahirette bak. Et dünya mezraatül ahire. Dünya ahiretin tarlasıdır diyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyada ekeceksin, ahirette biçeceksin kızım. Dünyada ekmişsen ahirette biçersin. İnşallah. Dünyada ekmemişsen ahirette hiçbir şey bulamazsın kızım. Peki 37 yıllık kocası var sevgili seyircimizin. Artık beni sevmediğini geçen gün yüzüme haykırarak söyledi. E, o beni sevmese de ben kocamı seviyorum. Neticede çocuklarımın babası diyor. Doğrudur. Ayrılmak da istemiyorum ve lütfen hocama yalvarıyorum beni tekrar sevmesi için kocamın nasıl dua etmeliyim, neler yapmalıyım, onu eve nasıl bağlayabilirim diye soruyor. Şimdi bugün ne günü? Cuma günü mü? Bugün cuma günü. <laughs> Yok hocam bugün pazartesi hocam. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sanki her şimdi gün beraberiz, cuma günü karıştırdın. Şimdi 37 yıldan sonra seni sevmiyorum diyen adam büyük bir vebel altındadır. 37 sene sevdin de şimdi neyini gördüm de sevmiyorsun? Başka biri vardır. Geleceğim oraya. Neyini gördüm de sevmiyorsun? Tabii. Ha şimdi sokakta buldun bir aşüfte o aşüfteyi buldun zannettin ki dünya o. Bir zamanlar senin hanımın da güzeldi, endamlıydı. Çocuk doğurdu, bulaşık yıkadı, çamaşır yıkadı. Efendim ellerin nasırlaştı, şekli şemali değişti. Sen aynı halinde misin? Aynı gençliğinde misin? Ha sevmiyorum seni. Peki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişinin kabahatını yüzüne vurmayın diyor. Yüzüne seni sevmiyorum diyorsun. Ne zaman? 37 sene sonra. Kimi seviyorsun? Sokaktaki bir aşüfteyi seviyorsun. Sokaktaki. Tamam mı kızım? Sokaktaki aşüfteyi sevip de evdeki namusunun bekçisini Sevmiyorum, sevmiyorum diyen adama adam denmez. Bitti. Ya siz ben tabii adam ya. denmeyiz. Demez ama şimdi netice şimdi, kadıncağızın çocukları var. Tabii canım tabii. Kocası. Siz bu hanım kızımız, bu hanım kızımız süslenecek, püslenecek tamam mı? Ee? Azıcık süslenecek, püslenecek. Efendim bir de sabah namazından sonra elini açacak Mevla'ya, gönlünü de gönlünü Mevla'ya elinde semaya açacak. Ya Rabbi halim sana malum. 37 senedir beraber olduğumuz, aynı yorgan altında beraber buluştuğumuz kocam sokakta bulduğu bir ahlaksız kadın yüzünden beni sevmediğini söylüyor. Sana havale ediyorum ya. ya. O kadar. Sana havale ediyorum ya Rabbi. Allah sonumuzu İthi. hayretsin. Vallahi. Allah sonumuzu hayretsin. Her Allah sabah son... namazında duası olsun evet. diyorsunuz. Evet. Allah gerçekten sonumuzu hayretsin çünkü kolay değil 37 yılını veriyorsun bir adama ve e, yani günün bir 37 çok yıl sonra be. kalkıp diyor ki ben artık seni sevmiyorum çok çirkin çok çirkin kocamı dedi demiş seyircimiz atletli bir halde başka bir kadınla görüntülü konuşurken buldum diyor gecenin bir yarısıydı beni uyuyor zannediyordu birden uyandım. Aslında su içmek için mutfağa gittiğimde odadan ışık geldiğini gördüm ve içeri girdiğimde kocamın atletli bir şekilde başka bir kadınla görüştüğünü gördüm. Atletli konuşmak günah değil mi diyor. Konuşmak günah değil de atletli konuşmam günah. <gülüyor> tövbe <gülüyor> ya Rabbi tövbe ya Rabbi tövbe. Oo, atletli hanım. hani şey diye belki yani özel ya. Öyle söylenen çok çok laf var da. Rütük mani oluyor. Bir de benim çenem açıldı mı durmuyor. Ama buna bir şey söylemek gerekiyor. Tabii çenem açıldı mı da durmuyorum. Atletle niye konuşur karşısındaki kadınla? Göğe vücudunu gösteriyor. <laughs> Kıllı vücudunun neyini gösteriyorsun? Neyini gösteriyorsun? Sonra gecenin yarısında yatağında karın beklerken elin ahlaksızlığıyla ne konuşuyorsun? Gece ne konuşuyorsun be adam? Ne konuşuyorsun? Ahlaksız da. Hiç kimse kusura bakmasın. Gecenin yarısında bir ahlaksız kadınla senin eşin seni yatakta beklerken ne konuşuyorsun? Ama burada hanımefendi kadınla konuşmasına değil de atletli konuşmasına takılıyorum. Ya işte galibim soruyu sormayı şey yapamamış. O, olur o kadar. Atlet yani konuşması helal da atletli konuşması mı haram? O onu öyle demiyor. Atletle konuşması doğru de, mu? Hocam ne? Vücudunu gösteriyor. Beyaz atletle Çok çirkin gözüküyor. Ne yani beyaz ya, atletle? <laughs> Neyse hadi. Hadi hadi yürü. E ee? Evet. Ya söyleyeceğim söyledim ben. Lafın tamamı deliye söylenir. Gecenin yarısında seni bekleyen yatakta bir eşin var mı? Var. Peki o eşin de elindeki cep telefonu ile ...yabancı bir erkekle atletsiz konuşur da... ...o ne olacak? Bomba. Şöyle, heh, öyleyse men dakka dukka... ...çalma kapıyı... ...çalarlar kapını. Azıcık da öyle düşünün ya Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun ya. Tabii Size hocam, bir Bizde bu vermişiz. tam tersi. Erkek yapınca... Ha. ...şey ya bizde hani erkek yapınca... ...o kadar çok üzerinde durulmuyor ha, ama... Tabii durulmuyor. ...kadın yapıldığı, ya, kadın yaptığı zaman buna... O. ...erkek yaparsa elinin kiri... Ha, ...kadın, kadın yaparsa, yaparsa bilmem ne. Siz saygımdan Yapacak söyleyemedim gerçekten. onu. Değerleri, değerleri... ...değerleri biz değersiz hale getirmişiz kızım. Evet. Değerleri biz... ...değersiz hale getirmişiz. Evet yani ha. diyorsunuz ki... ...burada atletli atletsiz... ...gömlekli gömleksiz Tabii. konuşmasında değiliz de... Ha. ...yani kalkıp o saatte... ...karısı içeride yatarken... ...bilgisayarın başına gidip... ...el alemin kadınıyla... Gecenin bir vakti oh, internetten oh. görüşmeli konuşması işte burası Allah, Allah, Allah. kadın da uykudan uyanmış aslında su içmek için mutfağa gitmiş düşünsenize kabus kocanızı bir anda gecenin bir yarısı başka bir kadınla yazışırken veya konuşurken yakalıyorsunuz. Ve ondan sonra da utanmadan işte şöyledir böyledir diyorsunuz yazık ya yazık ya biz böyle değildik ya. Biz böyle değildik. Biz 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 bir hal oldu bize. Bize bir hal oldu. Biz böyle değildik. Bu kadar ahlaksız değildik. Bu kadar umursuz değildik. Bu kadar aile yuvasına sadakatsiz değildik. Evet. Bize bir hal oldu. Nedir o hal? Yediğimiz lokmadan. Nedir o hal? İçtiğimiz sudan. Nedir o hal? Yaşadığımız ortamda efendim yavaş yavaş bak. Şimdi hiç kimse kusura bakmasın bir kısım programlar var. Magazin adı altında. Magazin. Sizde de var o. Bizde magazin adı altında değil. Şahane magazin ha. programı yapıyorlar. Yani. Ben onu bizde yapıldığı için yapmadığı için <laughs> değil. Magazin programı adında altında bir sürü edepsizce şeyler. Şimdi bunu senin kızın görüyor. Benimki görüyor. tekizi görüyor. Berekiz görüyor. Demin dedik ya. Üzüm üzüme baka baka kararır kızım. Ne olacak diyor bak. Hocam magazin ne... programlarına gidene kadar yani sosyal yaşamda, gündelik yaşamda, <laughs> ya şu kızım, internette neler var Allah aşkına Gün, hocam günlük ya. Günlük bak şimdi sokağa evde konuş, seyredersin, sokağa çıkar, sokakta da görürsün onu. Evde seyredersin, sokağa çıkar, sokakta da... Geçen geçen hafta dedik ya araba reklamı yapılıyor. Araba reklamında kadının ne işi var? Şimdi bu başka bir konu. Hayır yani ne işi var araba reklamında? Saat reklamında kadının ne işi var? Şampuan reklamında kadının saçını yıkamasının ne işi var? Bunların hepsi bir plan program dahilinde. Bu bu milletin ruh kökünü kemirmek için. Kadının ne işi var derken şunun da altını çizerim. Yani ha. bunu kadını yermek anlamında söylemiyorsunuz. Hayır. Heh, yani bir yanlış anlaşılmayacak. Kadını derse. meta olarak kullanıyorlar. Heh. Meta olarak. Kadının ne işi var da. Ben arabayı mı alacağım, kadını mı alacağım? Hocam bir reklama gidelim de bir tansiyonunuz düşsün. Yine böyle yükseldiniz, sinirlendiniz. Az sonra geliyoruz. Oh. Cuma duamız var. Hepimiz birbirimiz için dua edeceğiz. Ev sahibi olmak isteyenler, evlat sahibi olmak isteyenler, sağlığını isteyenler. Lütfen ekran başında kalın. Cuma duamız var. Eşe, dosta, konuya, komşuya haber verin. Geliyoruz az sonra.